kefere el med'u bitilke el ibade. Yani kendilerine yapılan bu ibadeti reddetmek, inkar etmek, dışlamak, kabul etmemek. Ma'na kefere el med'u redduhu ve inkaruhu fe iza kana yawm el kıyame teberra minhu ve enkerahu tu'khaz min kavlihi taala ve kanu bi ibadetihim kafirin. Bak, kıyamet günü geldikleri zaman işte ya Rabbi işte biz işte hani ma na'buduhum illa liyukarribuna ila Allahi zülfe dedikleri gibi biz de sana işte bunları yaklaştırdık. Peki Rabbim tebareke ve teala demiyor mu işte ve iza saalaka ibadi anni fa inni qarib, ayetlerini okumadınız mı ey kullarım, ben yakınım, ucibu da'vata da'i iza da'an. Bunu bilmediniz mi? Resul size gelmedi mi? Kur'an size indirilmedi mi? Elçi size gönderilmedi mi? Ve hadeynahum necdeyn, hakkı ve batını gösterdi. Değil mi? Bütün bu elçiler, resuller kema emarahu rabbuhu ve akhbarahu nebiyyuhu sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde gitmediniz mi? Niçin böyle yaptınız? Sormaz mı Allah? Soracak. Ondan dolayı burada hedefimiz Allah'ın emretmiş olduğu ve Resul'ün göstermiş olduğu şekilde bunu yapacağız. Yani orada kıyamet gününde yalvarsanız da yakarsanız da bir işe yaramayacak. İşte kanu bi ibadeti kafirin. Hayır. Biz sizi kesinlikle tanımıyoruz. İnkar ediyoruz. Reddediyoruz. Biz sizi Allah'a ortak koşun diye çağırmadık. Geçenlerde Mısır'da 40 yıllık ibadet edilen bir türbe var. Açtılar. Öküz başı çıktı. Değil mi? Bizim köyde Şeyh Süleyman Diyarı'nda bir türbe var. Giden gelen Fatiha okur işte yüz şöyle. Bazıları eskiden adaklar bile adıyor. Ama duyduğumuz kadarıyla işte turistler gelmişler. Gecenin bir gününde oradan bir hazine mi çıkmış diyorlar bilmiyorum. Her neyse yani bu tür şeyler evliyaullahlarla yok Allah dostuymuş yok şöyle bir ilgisi yoktur. Bu cahiliyetten kalma olan bir şey. Bir şey günümüze kadar gelmiştir. Yani orada Allah dostu olsa da ne olur, olmasa da ne olur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bile orada olsa ne yarar? Hiçbir şey yarar. Duaları icabet edecek olan Allah'tır. Ama gidiyorlar, bana rızık ver, bana çocuk ver, bana işte damat ver, ev ver, araba ver, rızık ver, hastayım, şifa ver. Ya Allah'tan istesene. Neden Allah'tan başkasından yardım diliyorsun? İşte bu, buna karşıdır. Buna zıttır. Tevhidi bozar bu fiillerdir. Ondan dolayı tevhid, tevhid, tevhid diyoruz. En önemli olan tevhiddir. Vallahi kardeşlerim, kişi zina etse de, hırsızlık yapsa da, faiz işlese de, alkol içse de, içme, içsin demiyorum, içse de nefsine uydu. Çünkü innen nefsele emmâratun bisû ve Rabbi la tekilni ala nefsî tarfete ayn. Ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle başıboş bırakma. Bu tür şeyleri yapsa bile bir kişi eğer tevhidi sahihse o kişinin Allah katında kurtuluştadır ve cennetliktir Allah'ın izniyle. Allah tebareke ve teala diyenleri affeder. Zinayı, faizi, bunları şunları bunu affeder. Ama şirki asla affetmiyor. Onda onun için işte tevhid diyoruz. Kime kulluk edeceğini bileceksin. Kiminle oturup kalktığını idrak edeceksin. Allah muhafaza, şirk koşanlarla oturan olan bir kişi gün gelir, müşrik olur Allah muhafaza, onlar gibi olur. Evet. La ilahe illallah. El-Khamisete Aşar, 15. mesele. Vehiye sebeb kevnuhu adallin nas. Yani insanları dalalete sürüklemek. Yani cehenneme göndermek. Bu putlara yapılan ibadetler. Ve zâlikel umur hiye. Yani sebeplere gelince bunlardır. Hangisi? Diyor ki, bir, ennehu yed'u min dunillahi men la yestecib lehu. Bakınız, kendisine fayda veyahut da zarar verecek kimse yok iken, ölü iken, sara turaben olmasına rağmen kalkıp, bana şifa ver, bana rızık ver, ey Allah dostu diyenler, işte şu ayet bunu destekliyor. Hangisi? İşte وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ayeti bunu tasdik ediyor. Kıyamet gününe kadar onları işitmeyecek, onları duymayacak, onları görmeyecek, onların taleplerine aldırış etmeyecek olmasına rağmen nasıl olur da bu şekilde dua edersiniz? Bu insanlardan daha sapık kim olabilir diyor Allah Tebareke ve Teala. Ölçü iyi belirlemek lazım. Allah dururken ne diye yaratılmış olan mahluklara gidiyoruz? Allah dururken ne diye
kabirlere, ölülere, Allah dostları dedikleri insanlardan istiyoruz. Ne dedik? Bir kaide var. El haliku li hadihi el eşya huve el mustahakku lil ibade. Seni yaratan kimdir? Allah'tır. Madem ki Allah seni yarattı, kulluk etme hakkına ona ait. Madem ki Allah tebareke ve teala seni yarattı, o zaman sen ona ortak koşamazsın. Koşamazsın. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım. Şirk koşmaları için değil diyor Rabbim Tebareke ve Teala. Zaten şirk koştuğun zaman işin bitti. Alabora oldun, gittin. Cehenneme boyladın. İnnel müşrikîne fî derkin esfeli minen nâr. El münafikîn. O ayet. Ama ve men yuşrik billâhi fekad harramallahu aleyhil cennâ. Değil mi? Ya şunun, yani tevhid şirk, onun için bunun üzerine fazla duruyoruz. Ne dedik? Zinayı, hırsızlığı, faizi, diğerleri Allah affeder ama bunu affetmiyor Allah Tebareke ve Teala. Affetmiyor. Affetmiyor. Diğer ibadetlerde taksilatı olan bir kişi tevhidi hakkıyla gerçekleşmiş. Yani kemâ emarahu rabbuhu ve akbarahu nebiyyuhu sallallahu aleyhi ve sellem çizgisine giderse kesinlikle bu adam kurtuluştadır. Ve nedir? Velev ki taksiratı olsa bile Allah Tebareke ve Teala diğerleri affedecektir. Çünkü niçin? Kutsi hadiste diyor ki rahmeti sebekat gadabi. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir diyor Rabbim Tebareke ve Teala kutsi hadiste. Demek ki önemli olan Allah'a ortak koşmamaktır. Baktın böyle dünya yalan, ızdırap, dert çekiyorsun, Allah'a ortak koşuyorsun. Aracısız bir şekilde aç ellerini Allah'a. Dünkü dua yaptığımız gibi, ey şaşkınlığımda doğru yolu göster benim Rabbim. Rahmetine güvenerek kapına geldim. Kapından beni boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi sana geldim, kapına geldim. Gazabından korkup rahmetine sığındım. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi. Sen beni koru ya Rabbi. Sen beni affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi senin affedeceğin birçok kulun var. Ama beni affedecek senden başka Rabbim. Senden başka mahlukum. Senden başka ma'budum yoktur ya Rabbi. Rahmetinle beni affeyle ya Rabbi diye... Ve hüngür hüngür ağlayabiliyorsun. Ağla, gözyaşlarımla senlerle beraber akıt. Umulur ki Rabbim Tebareke ve Teala Şeyh Muhammed Hassan'ın dediği gibi şu gözyaşların sebebiyle belki Allah senin duanı kabul eder ve bu günahlarını bağışlar diyor. Ya aracısız bir şekilde. Ama şimdi yetiş ya Abdülkadir Ceylani. Yetiş ya Kutbut Tarika. Yetiş ya Gavsul Harika. Yetişin ey Allah dostları. Ya ne? Ne diyorsun sen ya? Ya yetiş ya Allah desene. Yetiş ya Rabbil Alemin desene. Ve nehnu ekrabu ileyhi min hablil verid demesine rağmen Allah Tebareke ve Teala şah damarızdan daha yakın olmasına rağmen ne diye yaratılmış olan mahluklara gidiyoruz? Onlar ibadete hakkıyla layık değiller. Çünkü onlar ibadete tabidir. Evet. Bu bir. Ennehu yed'u min dunillahi men la yestecibu lehu. İkinci ise, bu sebepleri gelince dedi. İkincisi, el med'u.